Arkadaşlar merhaba. Yarın malum EYT konusu kabinede görüşüleceği belirtiliyor. Eksik kaldığını düşündüğüm bir mevzu hakkında kısa bilgi vermek istiyorum size bu videoyla. EYT'lilerin SGK'ya ve dolayısıyla SGK'yı ciddi şekilde finanse eden Bütçeye yani hazineye yükü konusunda, yük konusunda, yükünün ne olabileceği konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi bu senenin ilk 9 ayında e, emeklilere ödenen e, emekli maaşları toplamı 472 milyar lira. E, bu hızla gittiğini varsayarsak 2000 22 sonunda bunun 590 milyar liraya çıkacağını öngörebiliriz. Ee, tabii e, 2023 yılında e, bu emekli maaşları bir miktar artacak. E, EYT'siz yani EYT'nin henüz kapsama girmeden emekli maaşları ne olur? E, onu da hesapladım. Emekli maaşlarının gelecek sene yüzde 40 zamlanacağını varsayıyorum ben. Hükümetin enflasyon hedefi yüzde 25 ama ben e, burada yüzde şey 15 puanlık bir sapma olacağını varsaydım ve yüzde 40 artacağını düşündüm bu durumda arkadaşlar 826 milyar liraya çıkıyor Gelecek sene ee, emekli maaşlarının yükü bu tabi EYT'siz emekli maaşları ve e, yeni e, emekli olacakların normal sistematikle emekli olacakların e, sayısını da ihmal eden bir ee, rakam ama bir fikir veriyor bize Peki EYT'liler sisteme girerse ee, ne olur şimdi ee, Eğer yaş şartı aranmadan EYT'lilerin ee, tamamı emekli olursa Ocak veya Şubat ayında 1,7 milyon daha emekli ekleniyor sisteme bu emeklilere arkadaşlar 5000 lira ortalama emekli maaşı verdiğini EYT emeklilerine ortalama 5000 lira emekli maaşı verdiğini düşündüğümüzde Veya varsaydığımızda e, Aylık yük 8.5 milyar lira yıllık Yük 102 milyar lira oluyor bu durumda arkadaşlar Devletin emekli maaşı ödeme yükü 826 milyar liradan 928 milyar liraya çıkıyor. Yani yaklaşık yüzde 12-13 artıyor. Yük yüzde 12-13 artıyor. Şimdi tabii bu 48 kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartını kabul ederse e, kabine yarın bunun e, arkadaşlar 1,7 milyon EYT'liden şu anda bu şartı karşılayan yüzde 15 olduğu belirtiliyor yani e, yaklaşık 260 bin kişinin hemen emekli olabileceği belirtiliyor diğer EYT'lilerse pay der pay zamana yayılarak Belki 6 ay, belki 1 yıl o rakamların ayrıntısı e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda var anlaşılan. Ayrıntıyı bizde paylaşmıyor ama. E, bunun etkisininse ise ben e, arkadaşlar. E, yıllık etkisinin, e, aylık etkisinin 1,3 milyar lira olduğunu hesapladım. Gene 5000 lira Ortalama emekli maaşında. Ee, bu da toplam yıllık etkisinin e, yükünün hazine yükünün 16 milyar lira olacağı manasına geliyor. Bu durumda devletin emekli maaşları için SGK artı hazinenin emekli maaşları için bulması gereken veya ayırması gereken rakam 842 milyar liraya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii çeşitli çözümler söz konusu olabilir her şeyden önce bu 1,7 milyon kişinin hemen aynı anda emekli e, olmaması için bunların bir kısmı halen şirketlerde çalışıyor özel sektörde çalışıyor devlette çalışıyor e, bu insanlara belki e, bazı avantajlar getirilebilir veya bunun ee, şirketlere bu insanların maaşlarına zam yapması e, daha farklı imkanlar tanıması ve bunun da devletin desteğiyle katkısıyla olması ve böylelikle bu 1,7 milyon kişinin e, hepsinin emekli olmadan eee iş yerlerinde çalışmaya devam etmesi. Bu durumda da e, ilk aşamada yani herhangi bir yaş şartı aranmama formülü fakat insanları çalışmaya devam etme, aynı iş yerlerinde çalışmaya devam etme konusunda bir özendirme söz konusu olabilir. Şimdi e, çünkü bu insanlar 1,7 milyon kişi emekliliğe hak kazandıktan sonra arkadaşlar büyük bir kısmı yeniden istihdam piyasasına çıkacak. Çünkü bu e, benim düşündüğüm gibi 5000 liralık emekli aylıkları e, bu insanlara yetmeyecek, geçindirmeye yetmeyecek evlerini. Onun için diyorum eğer bu insanlara çalıştıkları iş yerlerinde e, belki bir miktar maaşlarında artış imkanı yaratılabilirse e, ve bu durumda e, insanlar mevcut e, işlerini bırakmak istemezler. E yeterli olsa çalışmaya devam edebilirler. E, yani bu tip formülleri önümüzdeki günlerde duyabilirsiniz. Bu tip formüller konuşulabilir. Çünkü aklın yolu bir. Dediğim gibi bu insanların önemli bir kısmı 1,7 milyon kişinin varsayalım yaş şartı konulmadı. Bu insanların hemen hepsi de emekli olduğunu varsayalım. Bunlar köşelerine çekip oturmayacaklar. Yeniden iş piyasasına çıkıp iş arayacaklar. Çünkü bu 5000 liralık, hani belki daha da düşük bir ücret de olabilir. 4500-4000 de olabilir. E, bu düşük ücretler, e, geçinmeye yetecek ücretler değil. E, emekli maaşları, geçinmeye yetecek emekli maaşlar değil. O sebeple böyle bir formül e, gündeme de gelebilir. İzledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim.